arkadaşlar dün 6. maddeyi işlemiştik. Buradan ağırlıklı melekler konusunu işleyelim dedik. Fakat konu kaydı cinlere geçildi. Cinlerle melekler aynı anda işlenmiş oldu. Bugün 7. maddeden devam ediyoruz. Allah din gününün malikidir. Dünya hayatında insanların vermiş oldukları karara ve zulme kesinlikle müdahalede bulunmaz. Allah insanların yaptıkları zulümlerin cezasını ahiret aleminde verecektir. Fatır Suresi 45. Eğer Allah kazandıkları dolayısıyla insanlara azap ile yakalayıverecek olsaydı, yeri sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onların adı konulmuş bir süreye kadar ertelenmektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Hud suresi 110. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Fakat onda itiraf edildi. Eğer Rabbinden bir soru geçmemiş olsaydı elbette onların arasında hüküm verilmişti ve işleri de bitirilmişti. Şüphesiz ki onlar, Mekkeliler de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şu ayetler Kur'an'ı anlamada kalın çizgilerle çizilmesi gereken köşe taşı gibi ayetler diye düşünüyorum. Çünkü hani Bakara suresi 30. ayette bir diyor ki Allah, ey melekler ben bir halife var edeceğim, yaratacağım dediği zaman bütün melekler dediler ki Allah'ım biz seni tesbih ederken, seni takdis ederken yeryüzünde kanlar akıtacak, bozgunculuk çıkaracak birini mi varacaksın? Allah da sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Burada bir halife var edeceğim dedi. Yani Kur'an hep ikişerli anlatıyor olayları. Evrende, dün de bunu geniş geniş konuşmuştuk. Bir melekler var, bir de halife olan insanlar var. Halife kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Bunlardan birisi evrendeki bütün meleklerin konuşma dilini çözüp onlardan özelliklerini çözdüğünden dolayı hizmet geri alıyorlar. Yani meleklerin Adem'e secdesi, meleklerin konuşma dilini çözdüğün zaman Allah'ın kodlamış olduğu bilgileri çözdüğünde sana onlar ancak hizmet veriyor. Mesela bir hayvanı efendim onların eğitirsen onları Allah'ın istediği şekilde Hazreti İbrahim'in çağırdığı gibi hani Allah diyordu ya, Hazreti İbrahim de şöyle demişti Bakara 260'ta, Allah'ım ölüler nasıl diriltilir bana göster demişti. İnanmıyor musun ya İbrahim dedi, inanıyorum Allah'ım ama kalbim mutmain olsun. O zaman dört kuş tut, onları eğit, daha sonra ayrı ayrı dağlara koy, çağırdığın zaman koşarak sana gelecektir ifadesi kullanıyor. Yani burada eğitme olayı duyarsız olan hayvanları duyarlı hale getirip sana nasıl komut verirsen o şekilde sana hizmet sunacağı anlamında bunu söylüyor dirilme olayını. İşte burada evrendeki yaratılmış olan bütün varlıklara insan söz geçirme, onları kendi emrine hizmet ettirme
emrine amade olma konusunda evrendeki bütün varlıkları insanoğluna secdettiriyor Allah. İnsanın da gökleri ve yeri yaratan, hani biz yine ayette biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanıyor. Yani burada insana emanet ve sorumluluk yüklüyor. Allah kesinlikle insanlara peygamberleri gönderiyor. Peygamberlerle beraber vahiy bilgileri, nerede nasıl davranacağının yolunu, yöntemini vahiylerle tarif ediyor. Kesinlikle insanların karar verdiği yöndeki kararına Allah müdahalede bulunmuyor. Ve işte ben din gününde, hani din gününün maliki ifadesi kullanırken çok ayette var bu. Hele hele Fatiha suresinde. Yani dünya hayatında kesinlikle Allah'ın ne iman edenlere o vahyi bilgiler dışında bir yardımı, ne de inkar edenlere o ilahi mesaja ve evren yasalarına uymama sonucunda başına gelen felaketlerin dışında Allah'ın özel bir müdahalesi yok. İşte bunu anlamak için de, yani hani şey suresinde, Şura suresinin 14. ayetinde Allah'ın geçmişte bir sözü olmamış olsaydı suç işleyenlerin işini meleklere gönderir, işini bitirirdi diyor. Yani müdahale ederdim, ben müdahale etmeyeceğim, kesin söz verdim buna. Dünya hayatında bir insan ergenlik yaşından bunaklık ve ölüm dönemine kadar bir zaman dilimi içinde hani mızraklarınızın ulaşacağı avlarla sizi deneyeceğiz. Allah bir haramı, bir helali ortaya koymuş. Haram olanları yapmamak, haram olanlardan yememek, haram olan davranışları işlememek, helal ve güzel, temiz olan şeyleri yemek, yapmak ve fiili hayata götürmeyi Allah istiyor. Burada insan hangi yönde karar verirse, karar verdiği yönde malzemelerini de insanların önüne koyuyor. İşte insanlar Allah'ın koyduğu sermaye ile kendi kararı yönünde yollarını süsleyip ameller ortaya koyuyorlar. İşte Müslüman olanlar Rabbim Allah'tır deyip Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşamını düzenleyen insanları ahiret aleminde işte din gününün maliki derken onları cennette ebedi olarak ağırlayacağını, misafir edeceğini, inkar eden ve zulmedenleri de kesinlikle o sınav dönemi içerisinde müdahale etmeyip ahiret aleminde ebedi bir cehennemle cezalandırılacağını ifade ederek anlatıyor diye düşünüyorum. Yani bugün Nuh kavmi, Lut kavmi, efendim Semud kavmi, suç işledi de bunları helak ettik olayları hep Kur'an'a göre müteşabi, edebi sanatlara göre mecazi bir anlatım. Allah kesinlikle kendi sistemi içinde çelişki yoktur ifadesiyle hem evrende çelişki yok, hem gönderdiği vahiylerde çelişki yok. O zaman yaşanan hayatta da, Allah'ın tarif ettiği şekilde yaşanan hayatta da çelişki olmaması lazım. Eğer suç işleyenler dünya hayatında Nuh kavminin helak edildiği gibi, eğer gerçekten o gerçek anlamında anlatılmışsa, bu kesinlikle Kur'an'a çelişkili ifade teşkil eder. Nuh tufanı da Kur'an'ı ifadeyle mecazi bir anlatım. Rabbani yoldan sapan insanlar bu geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girdiğinden dolayı onlar inkarla, zulümle hayatlarını sürdürdüler ve ebedi cehennemi hak ettiler anlamında helak ettik. Tufan onları yakaladı, taş yağdırdık, saya tuttu, dizüstü çöktü ifadeleriyle Kur'an bunları anlatıyor. Kesinlikle Allah'ın dünya hayatında insanlar
zulüm istese de müdahale etmiyor, insanlar sevap istese de özel bir yardımı bulunmuyor. Yardımını ya insanlar eliyle insanlardan alıyor insanlar ya da doğada Allah'ın yarattığı evren yasalarından o cezayı veya mükafatı görüyorlar diye düşünüyorum. İstedikleriniz veya sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Çünkü bu önemli bir kural. Kur'an'ı anlamada en önemli kurallardan birisi bu. Neden önemli? Çünkü da söz konusu olan varlık Allah. Allah'ın ilmi, gücü, kuvveti sınırsız. Sonu yok yani. Çünkü Allah'ın kendisinin sonu olmadığı için ilminin de sonu yok. Her şeyi kuşatmıştır. Hal böyle olunca insanlar böyle bir varlıktan müdahale bekliyorlar. Yani istiyorlar ki sıkıştıklarında o bir yardım göndersin. Veya ihtiyaç sahibi olduklarında o ihtiyacını gidersin. Böylece Allah'ı müdahaleye zorluyorlar veya istiyorlar müdahale etmesini. Fakat Allah imtihan prensibinden dolayı hayata müdahale etmiyor vahyin haricinde. Sadece vahiy ediyor, vahiyle. Diğer geri kalan her şey evrende yarattığı yasalar üzerinden işliyor. Sebep-sonuç ilişkisi üzerinden işliyor. Şimdi Kur'an'ın birçok ayetinde Allah biz yardım ettik diyor. Biz intikam aldık diyor. Kum fırtınası gönderdik diyor. Birçok şey anlatıyor. Yüzlerce yerde bunu anlatıyor mesela. Öldürdük diyor. Eğer Allah'ın hayata müdahale edip etmediğini bilmezse bir insan bu ayetlerin İçerisinden çıkması çok zordur, çıkamaz. Bir yerde yanılmasa bir yerde yanılır. Lakin Allah'ın hayata müdahale etmediğini prensip olarak bilirse bir insan, o zaman orada hep ne anlatılmak istediğine bakar. Allah gelip müdahale etmediğine göre, öyleyse burada başka bir şey söylüyor, başka bir şey anlatıyor. Niye anlatıyor burada? Ve o zaman Kur'an'ı anlamak biraz daha kolaylaşıyor. Fakat mesela ben tamam Allah müdahale etmiyor imtihan prensibinden dolayı. Eyvallah. Ama şöyle bir şey isterdim yani. Mesela bunu Ayşe Hanım'a soralım. Ayşe Hanım biz şimdi ölünce cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz bilmiyoruz. Şu halimizle imtihanı kazandık mı, kaybettik mi onu da bilmiyoruz. Yani kesin bir sonuç yok elimizde. Bunu öldükten sonra göreceğiz. Bu dünyadayken Allah herkesin işte atıyorum kulak arkasına bir gösterge koysaydı da mesela iman edenler, tevhidde olanlar orada yeşil alanda İnkar edenler de orada kırmızı olsaydı ve buradan bilseydik iyi olmaz mıydı? Hocam normalde tabii iyi olurdu ama o zaman da imtihanın bir anlamı kalmayacaktı. Yani hani insanlar hayır. Bunları göre... İmtihan yine devam ediyor ama imtihan esnasında ben kazanıp kaybettiğim çizgimi sapıp sapmadığını mutlak olarak Allah'tan gelen bir göstergeyle görmüş oluyorum. Ve bu benim kendimi düzeltmem için bir fırsat. Mesela böyle bir gösterge olmuş olsaydı, düşün şimdi, rivayet üzerinden Allah ve Peygamber'e dönen yalan söyleyen milyonlarca insan var. Bu insanlar burada görecekler de onu. Kulağının arkasında kırmızı olacaktı, kırmızı sahaya geçecekti. Asla yeşil yanmayacaktı. Böylece kendilerini belki düzeltme fırsatı bulacaklardı.
Hocam o görevi zaten yani elimizdeki vahiy ve kainat ayetlerine yüklenmiş o. Yani onlara bakarak görmemiz gerekiyor. Hani kendimizi doğru, dürüst o çerçevede bir şey oluşturup davranmamız oradan bekleniyor. Yoksa o gösterge olmaz herhalde hocam ya. Ya tabii ki bizim açımızdan güzel olur ama hani olmaz ki. Hani insanlar... Peki. Şimdi mesela bu haddi bildirenler, dua edenler, Kandil gecesi kutlayanlar, rivayete inananlar, efendim bunlar hacca gidip gelenler, efendim çok iyi şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Ve mutlu da oluyorlar. Mesela işte kim benim unutulan bir sünnetimi hatırlatırsa veya kim bir hadisi bulup çıkartırsa ona şu kadar yıl sevap vardır, bilmem ne, bir sürü şeyler var. Şimdi o insanlar bunlarla uğraşıyorlar. O şirk dolu kitapların içerisinden, kenardan, köşeden o bir hadis bulalım, çıkaralım da sevaba nail olalım diye uğraşıyorlar. Yani bu insanlar dalmışlar oraya marifte. İşte söylesek bile, anlatsam bile dışarıdan, seni önce peygamber inkarcılığıyla suçluyorlar. Kur'an yetmez diyorlar, siz bir sapıklık içerisindesiniz diyorlar, 50 türlü kılıf ve bahane buluyorlar. Oysa onlarda böyle bir gösterge olsaydı otomatik olarak bu iş çözülürdü. Ama da bir çeşit müdahale olurdu hocam ya. Bu da bir çeşit müdahale olmaz mıydı? Zaten dediğim gibi hani bizim kendimizle hani tamamen işte aklımız ve hani o şey bereketimizle bulmamızı istiyor ve hani o öyle şekillerle kendimizi öyle dingin tutmamızı, öyle fren mekanizmamızı öyle oluşturmamızı istiyor. Yani o da sanki bir şekilde müdahale gibi olur. Sınav olma, sınav. Sınav olma, dene ya. Biz hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bu sınav anında Allah müdahale etse o sınav olur mu? O sınavın bitişi olur müdahale. İşte müdahaleyi ben ahiret aleminde yapacağım diyor Allah. Olay bu değil mi? Evet, o çizdiği sınırlarla sen kendini o istediğin prototip oluşturacaksın ve kendin becereceksin onu. Tamamen top sende yani. Fakat hocam, şimdi mesela ben 40 küsur yaşıma kadar, hatta 45'e kadar, belki de 50'ye yakın şirk içinde yaşadım. Ben o zaman hak yolda olduğumu düşünüyorum. Ve o dönemlerde çok ağır bir kaza geçirdim. Doktorlar bunun yaşama şansı %5 dediler kazadan sonra. Her tarafım balon gibi şişmiş, her tarafım kırılmış. İşte uzun süre komada yattım. Ben orada ölsem gitseydim, şirk içinde gidecektim. Ama benim dediğim o göstergeden olsaydı kulağımın arkasında ben onu görecektim. Belki de şirkimden vazgeçecektim daha önce. Şimdi böyle bir şey zaten Allah diyor ya, senede bir iki sefer insanları nusubetlere gark ederiz, belki dönerler diye diyor. İşte bu Allah'ın sana bir hediyesi bu, o kazayı geçirmen. İşte insan böyle bir bela geldiği zaman Allah'ı hatırlıyor. Hani onlar denizde güle oynaşa giderlerken, şiddetli bir kasırga çıktığında Allah derler. Tevhid akidesi onlarda doğruluk noktaya ulaşır. Ama ne zaman onlar karaya çıktılar, yani o sıkıntıdan kurtuldular, yine büyük bir çoğunluk eski hallerine döner diyor. İşte bu insan bir tanesi araba kazası geçirmiş, yakın bizim komşulardan birisi. Her nereden bulduysa, benim kitaplardan biri eline geçmiş, okumuş. Sabahlara kadar namaz kıldım. Sabahlara kadar Allah'a dua ettim. Allah'ım beni senin yolundan ayırma diye yalvardım, yakardım, gözyaşları döktüm diyerek başka birilerine anlatıyor. İşte burada aslında kişinin kendini değiştirmesi bazı nusubetlerle ancak kırılmalarla oluyor. Hani Yunus'ta öyle olmadı mı? Yunus kuraya katıldı da kaybedenlerden olmuştu. Onu balık yutmuştu.
O ne zaman sıkıntıya düştü, balığın karnında sıkıntıya düştü, Allah'a tesbih etti, Allah da onu balık sahile kustu ve onu yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi. İşte Yunus gibi olma ifadesiyle Kur'an son nebi Resulü uyarırken, yani Yunus peygamber olmadan önce Rabbani yolun dışında hareket eden, malın mülkün içerisinde bolluk güllük gülistanın içinde yaşayan bir kimse olduğundan dolayı Allah'ı hatırlamadı. Ne zaman sıkıntıya düştü? O zaman Allah'ı hatırladı. Allah da onu eğitti, yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi. İşte şu anda insanlar başına gelen o musibetlerden ders alabilse, insanları Allah doğru yola götürecek, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, tespih etmeyi kendisinde bayraklaştırmış bir konuma getirerek düzgün yola gitmeyi becerebiliyor diye düşünüyorum. Hem hocam bir ayette de Allah her kuluna iman edebilecek veya bunun içinde olabilecek yeterince süre verdiğini söylüyor. Evet. Hangi ayet bilmiyorum ama böyle bir ayet var. Süre veriyor ama zaten insan biz uyarıcı göndermediğimiz bir kavmi helak etmeyiz derken uyarıcı gönderilmemiş bir insan var mı? Yani eğer o insan peygamber görmemişse kendi içinde bir Resul var zaten. O Resul doğruyu ve yanlışı ayıklayacak kapasitede bir kimlik kazandırıyor insana. İşte ikinci bir Resul de, o insanlardan olan Resuller, onun söyledikleriyle içindeki Resulün uyum halinde oluşu, onun kalbini mutmain hale getiriyor. Ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön ifadesiyle anlatıyor. Yani İnsanın yanlış yola gitmesi için zaten yaratılışta ergenlik yaşına kadar bu Rabbim Allah'tır sözü devam edip geliyor. Buna meleklik dönemi diyor. İşte bu dönemde evet, bir sorumluluk yok zaten. Bu dönemden çıkma olayı insanın kendi tercihiyle oluyor. Yani ona ergenlik yaşına geldiğinde iblis yükleniyor. İblis de yaratılışta verdiği o sözden caydırmak için ona teklif sunuyor. Eğer o iblisin teklifleri konusunda kendisi karar doğru yoldan ayrılmamak için kararlı davranırsa onu kesinlikle Allah onu yanlış yola sevk etmiyor. İşte bir kavim kendi gidişatını değiştirmedikçe Allah nimet olarak verdiğini değiştirmez ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani insan kendisini değiştiriyor, hakkı, hakikati. Allah ona kesinlikle değiştirmiyor. İşte hani yine Zuhruf suresi 36-37. Ayette bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dosdoğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. Yani bana bir tane dünyada Rabbani yolda veya Rabbani yolun dışında olan insanlardan yolunun bir tanesine yanlış olduğunu söyleyen bir tane kişi göremezsin. Hepsi yolunun dosdoğru olduğunu zanneder. Olay bu. Yani işte Allah doğru yola gidenin yollarını da açarım diyor. Hani zor olanı onlara kolaylaştırdık, cehennemi kolaylaştırdık, kolay olanı cenneti yani, onları kolay olanı onlara kolaylaştırdık. Yani insan hangi yolu tercih ederse, tercih ettiği yoldaki adımlar gittikçe ilerleyerek, öyle zannederek, düzgün bir yolda olduğunu zannedip, cehennemi züberaya kendisini kalk ediyor. Olay bu. Evet hocam. Bütün insanlara yani adaletsizlik yapmaz Allah.
Tabii ki. Eşit miktarda imkanlar, şeyler sunuyor. Bu imkanlar dahilinde adam ki ya inkar ediyor ya iman ediyor. Yani bana imkan tanınmadı. Bunda benim suçum, kabahatim yok diyemeyeceğiz ya. Çünkü yeterince imkan, süre verdim hepinize diyor Allah. Yani yeterli malzemeyi vermiş, fakat insan bu yeterli malzemeyi Allah'ın istediği şekilde kullanmamışlar. Farklı evet, yerlerde kullanmışlar. Farklı yerlerde. Vallahi bu. Evet. Yani biz imtihanda olduğumuzdan dolayı imtihan esnasında bir müdahalenin olmaması, bu tabi Allah'ın kuralı. Bize düşen bu kuralı tespit edip ona göre hayatımızı düzenlemek. Yani imtihanı kazanabilmek için eğer Allah zulüm işleyene gelip bir tokat atmıyorsa veya salih amel işleyenlere sürekli bolluk, bereket, iyilik vermiyorsa bu iki türlü insanlara etki ediyor. Zulüm işleyenler yarına kaldığını düşünüyor. Veya vahyin dışına sapan insanlar nasıl olsa bir sıkıntı yok, sorun yok, müdahale yok. Sürekli bunu işlemeye devam ediyorlar, alışıyorlar ve bu kendileri için bir tuzak şekline dönüşüyor. Belli noktadan sonra da geri dönemiyorlar. Artık tevhide gelecek enerjileri kalmıyor. Diğer taraftan Allah'ın hayata müdahale etmediğini biz bildiğimizden dolayı bir de şöyle beklenti içerisinde oluyor insanlar. Mesela Allah çocuk tecavüzcülerine niye müsaade ediyor? Allah Müslümanların öldürülmesine niye sessiz kalıyor? Allah zulümlere karşı neden sessiz kalıyor? Yani Allah'ın yeryüzünde adalet uygulamasını bekliyorlar. Hatta bazıları Allah'a o kadar yalvardım diyor, şunu yaptım, bunu yaptım. Allah hiçbir duamı kabul etmedi diyor. Oradan da bize bir fayda yok diyor. Veya başına bir sıkıntı geldiği zaman Allah'ım benim buldum bu derdi verecek diyor. Yani işte Allah'ın hayata müdahale etmediğini bildiğin zaman meydana gelen olayların faturasını Allah'a çıkartmıyorsun. Bak bu çok önemli. Çünkü bunu bilmeyenler ne yapıyor? Olaylar iyi ya da kötü. Herhangi bir şekilde Allah'ın hesabına yazılıyor. Bir kısmı Allah'tan nefret ediyor. Bir kısmı da Allah'ın yaptığını iddia ediyor. Bunların ikisi de Allah'a iftira atıyorlar. İşte bu kuralı bilmek bize bu konuda çok avantaj sağlıyor. Ben şu camı kapatayım da. Yani bir ayette diyor ya, onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Ama onlara yaptıklarından dolayı bir kötülük gelse bu da sendendir derler. Yani burada bir peygamber, bir Allah. Yani sen bize emrettin, bizi bu konuda odakladın. Fakat senin odakladığın, senin sürüklediğinden dolayı biz zarar gördük derler diyor. İşte bu sendendir dediler. Oysa kötülükler de İyilikler de Allah'tandır diyor. Buradaki yani sizin başınıza gelenler o Resul kendi keyfine göre bunu yapmadı. Allah emretti bunu yaptı. İnsanların yaptığı zulümlerden dolayı sizin başınıza kötülük geldi. İşte iyilik de Allah'tandır, kötülük de Allah'tandır. Bir başka ayette de kötülükler insanın kendinden, iyilikler de Allah'tandır deyip başka bir ayette olayı düzenli bir hale sokuyor diye düşünüyorum. Evet. Peki, bu konuda soru yoksa devam ediyoruz. 8. Allah'ın peygamberlere
peygambere vermiş olduğu mucize sadece kendilerine gelen vahiy bilgilerdir. Onun dışında peygamberlerden hiçbirine olağanüstü mucizeler verilmemiştir. İsra 93. Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız. De ki, Rabbimi yüceltirim. Ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım? Ankebut suresi 50. Dediler ki, Rabbinden ayetler, bir takım mucizeler indirilmeli değil miydi? De ki, ayetler yalnızca Allah katındadır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Ankebut 51. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir ümit vardır, zikir vardır. Biliyorsunuz bu mucize konusu da Kur'an'ı anlamada büyük önem teşkil eden, büyük öneme sahip bir yeri var. Çünkü Allah gücü sınırsız olan bir varlık olduğu için insanlar Allah'tan beklenti içerisine giriyorlar. Kur'an'daki anlatımla da bu düşüncelerini birleştirince işte Musa'nın asasını vurdu, deniz ikiye yarıldı. Efendim elini koynuna sok, bembeyaz olsun çıksın, elinin beyaz olduğuna inanılıyor. İşte İbrahim'i ateş yakmadı, benzeri gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi ama şeyin mucize anlayışının geleneksel din algısında ortaya çıkışının temeli şuraya dayanıyor. Allah kendi peygamberlerine nebiliğini ispat edebilmesi için vermiş olduğu olağanüstü bir yetki, güç böyle tarif ediliyor. Fakat Kur'an'a baktığımızda birçok yerde peygamberlerle alakalı olmayan olaylarda da sanki olağanüstülük varmış gibi anlatılıyor. Hal böyle olunca orada bu teori tutmuyor, çöküyor yani. Fakat mucizeye inananlar zaten çelişkisiz bir din anlayışından, hakikat arayışından dolayı değil, kendinden önceki ataları böyle anlattığından dolayı böyle inanmışlar. Kendilerine yol gösterici diye seçtikleri alimler böyle tefsir etti diye böyle inanmışlar. Bu şekilde devam ediyorlar. Peki bunun dezavantajı ne? Dezavantajı, bunlara inanan insanlar Kur'an'daki müteşabih anlatımın içinden çıkamıyorlar. Bunları gerçek zannediyorlar. Ve bu defa karşılarında evren yasalarına uymayan çelişkili bir kitap çıkıyor. Buna da biz iman ederiz diyorlar. Böylece olmayan bir şey olmuş gibi düşünüyorlar ve Kur'an'ın o ayetler üzerinden vermiş olduğu mesajlar kaybolup gidiyor. Yani mucize anlayışı Kur'an'ı katleden bir anlayıştır. Kur'an'a tecavüz eden bir anlayıştır. Çok tehlikeli bir anlayış. Ama şimdi bu ayetleri Ali Rıza Hocam da anlatır. Belki detaylı bir şekilde. Mesela Bakara 259 dün Korkmaz Hoca'nın sorduğu ayet veya Hazreti Meryem'in başına gelenler veya Semud kavminin başına gelenler, Lut kavminin başına gelenler hem bize kavramı geçirilerek anlaşılmaya çalışıldığından dolayı oradaki anlatımların tamamını anlayamadı bu ümmet. Aslında bu olayı en güzel açıklayan İsra suresi 59 diye tabii ki çok ayet var bu konuyla ilgili ama orada genelde müfessirlerin büyük bir çoğunluğu geçmiş peygamberlere Allah mucizeleri vermiş fakat bizim peygambere mucizeyi ahiret aleminde ümmetinin kurtuluş için verecek diyor Mevdudi. İsim vermek pek iyi değil ama bu Kur'an'ı tefsir etmeye devam ediyor. Kamer suresi 1. ayette diyor ki
bir hadis de açıklıyor bunu. Peygamber sağ eliyle aya bir işaret etti, ay ikiye ayrıldı. Yarısı sağ koynundan, yarısı sol koynundan geldi, girdi, çıktı gökte, tekrar birleşti. Belirli bir topluluk, oradaki topluluk da buna şahit oldu diye anlatıyorlar. Ben ondan sonra bir daha tefsir... Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocam şeyi soracağım ya ben. Şimdi Tevfik Hocam bir şeyden bahsetti de tam Musa Aleyhisselam'dan. İşte elini koynuna sokmak. Peşinden de şey vardı mesela hocam orada. Upuzun bir kıssada anlatılıyor. Bu o yüzden ben şey yapıyorum, merak ettiğim için soruyorum. Asanın atılıp yılana dönüşmesi hikayesi var ya hocam, uzun bir kıssa mesela orası. Bu çok hele Taha yani, suresinde... Yok mu sayacağız, yoksa sadece bir hikaye mi bu? Hocam orada şunu anlamaya çalışalım. İsterseniz bu konuyla ilgili bu ayeti bir açıklayalım hocam da okuyabilirsen, okuyamasan ben açayım hocam. İsra suresi 59. Hayır, ayet. Pardon, İsra suresi 59. ayet hocam. Bizi ayetler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Semud'a dişi deveyi görünür bir mucize olarak gönderdik. Fakat onlar bununla onu boğazlamakla zulmetmiş oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için gönderiz. Bizi ayetler göndermekten alıkoyan, geçmiş peygamberlere Allah mucizeleri gönderdi ve bundan dolayı da sana da ayet göndermiyoruz artık diyor. Yani burada ayet kelimesinin ne anlama geldiğini Kur'an'da geçen her harf bir ayet olduğu gibi her kelime de bir ayet, her ayet de bir ayet, her kıssa da bir ayet. Arkasından evrende yaratılmış olan, zerreden kürüye kadar bütün yaratılmış olan sineğiyle, böceğiyle, ayıyla, güneşiyle, deniziyle, ovasıyla, insanıyla, efendim dağıyla hepsi birer ayet. İşte o zaman size ayetler göndermekten, bize ayetler göndermekten alıkoyan siz... Orman ayet değildir hocam. Buradaki yani. Ayet gönderme ifadesi neyi ifade ediyor? Onun son bölümde izah ediyor. Yani biz ayetleri ancak korkutmak için, yani biz Kur'an'ın bütünlüğüne bakın, Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline gelmedikçe inkar edenler onlara zulüm ve işkence yapmaya devam ederler. Biz ne zaman Müslüman olanları güç ve kuvvet haline getirirsek, o zaman onlar saldırmaktan vazgeçerler. İşte anlaşmalı olanlar derken, ey kafirler gezin, dört ay dolaşın derken bunu anlatıyor. Yani Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline gelemedi genel olarak, çoğunluğa nispet ederek anlatır Kur'an. İşte biz seninle Müslüman olanları birleştirdik, güç ve kuvvet haline geldik. Onlara korku saldınız ifadesi kullanıyor. Burada Semud'a dişi deveyi gönderdik. Onlar bununla zulmetmiş oldular. Bunlar genelde hep müfessirler. Dağdan Allah Semud'a, Salih peygambere dişi bir deve yolluyor. Haşa tabiri caizse. İşte size Allah'tan bir mucize diyor. Oysa oradaki deve bir ayet, dişi deve bir ayet. Ve bundan istifade ediyorsunuz. Etinden, sütünden, gübresinden, yününden, efendim yükünden, yavrusundan istifade ediyorsunuz. Ve ondan istifade ettiğiniz için onu tapınılır hale getiriyorsunuz. Burada bir yanlışlık mı var? Ben mi yanlış algılıyorum? Şöyle bir şey diyor ya o Kur'an'da. Bundan öncekilere biz ayet gönderdik ama onlar inkar ettiler. Biz sana ayet göndermiyoruz çünkü... inkar edebilirler. Şimdi normal ayet geldi. Dişi deve de var Mekke'de. Mekke'de yani o yaratılışa çeviriyoruz ya biz bu şeyleri. Yani normal nimetlerin tamamını ayet olarak veya normal şey olarak söylersek hepsi geldi. Semud'a verilen de geldi. Musa'ya verilen de geldi.
hepsi geldi. Bu peygamberin zamanında bulunmamış, verilmemiş bir şeyse bulunmamış olması gereken bir şey değil mi hocam? Orada şunu anlatıyor hocam. Bu gerçekten anlaşılması o kadar zor bir olay ki, yani geçmiş kavimler ve peygamberler geldi ve bu peygamberler topluma geldiği zaman onu ya öldürdüler, ya yerinden yurdundan sürdüler, işkence ve zulüm yaptılar. Aleyküm selam. Ama seni de öyle yapmış olsaydık, yine biz Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde uygulayacak bir kavim bulamazdık ifadesi kullanıyor. Yani geçmiş kavimlere ayetleri gönderdik. Buradaki gönderdiği ayet helak olma ayeti. Bu helak da bir ayet. Yani Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş bütün binlerce peygamberler gelip geçtiğini Kur'an yine anlatıyor. O peygamberler geldiği zaman toplumda Allah'tan... Yanlış anlamayın da daha önce bir şey söylemişsiniz. Allah yeryüzünde helak etmez gibi bir şey hatırlıyorum ben. Buradaki helak kavramını onu anlatıyorum hocam. Yani helak kavramı onları yerle bir etme anlamında değil, ilahi mesajdan nasibini almama, peygamberleri yalanlamalarından dolayı onların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş hale getirdik mesajı veriyor Kur'an. Yani bunlar helak oldular. Helak kelimesi tefsirlerde anlatıldığı gibi gökten bir taş yağdırma, onları yerle bir etme, yok etme anlamında değil, ilahi mesajdan nasibini kesilmesi anlamında. Hani bu ayeti de açıklıyorduk hocam. Dün Bakara suresi 259. ayette, özür diliyorum oradan oraya geçiyor demeyin. Orada ne diyordu? Hani köhne bir beldeye bir adam gibisini görmedin mi? O köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Biz de onu oracıkta öldürdük. İşte burada Allah burasını nasıl diriltecek diyen adamın ahiret alemini kesinlikle inkar ettiğini söylüyor. Hani Müminun suresinin 37. ayetinde biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyen bir insan profilini ortaya koyarak anlatıyor. Biz de onu oracıkta öldürdük. Öldürdük kelimesi, yani Kur'an'da iki anlamda kullanıyor dedik. Bir hayati fonksiyonlarını yitirme anlamında ölü, bu kesinlikle yeryüzüne bir daha gelmeyecektir. Enbiya suresinin 95. ayetinde. Bir de vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanlara ölü diyor Kur'an. Bu da dünya hayatında yaşadığı halde kör ve sağır olarak yaşayıp eceli geldiğinde o da ölecek ve ondan sonra öldü, dirilttik ve sorduk. Dedik ki ne kadar kaldın dünya hayatında? Bir gün veya bir günden az. Hayır. 100 yıl kaldın. İfadeye bak. Azığına bir bak. Taptaze. Buradaki azık gölöves, fasulye, efendim patates yemeği değil. Buradaki azık ilahi mesajı inkar etme, göstermiş olduğu amellerin hiçbir noksanlık bırakılmadan bir kitap haline, İsra suresinin 13. ayetinde bir kitap haline getirilip önüne konması anlamında kullanmış azık kelimesini. O zaman eşeğine bir bak, nasıl ona et giydiriyoruz ifadesi kullanıyor. Buradaki eşek kelimesini Kur'an bildiğimiz hayvan anlamındaki eşek değil, Allah'ın gönderdiği vahiyleri inkar eden hayvanlardan daha aşağı hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesiyle olayı anlatıyor. O zaman bunu da yine Ahzab suresi 5. ayette anlatır. O kitap yüklü merkepler gibidir. Hani Allah ne demişti? Biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar.
Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir ne cahildir ifadesi kullanıyordu. O zaman emanet ve sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlara Kur'an eşek kelimesi kullanıyor. Yani o kitap yüklü merkep gibi, yani bilgi onlara yerleştirilmiş ama o bilgiden nasibini almamış anlamında ifadesiyle eşeğine bir bak nasıl etki ediyoruz ifadesiyle olay anlatıyor. İşte o da gördü, anladı, dedi ki Allah'ım gördük, inandık, iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına geri dönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım. Asla olmaz. O kadar Resuller geldi ama sen onları inkar ettin, girin cehenneme. Olay bu hocam. Yoksa ölen bir insan, bak tefsirlerde nasıl, bunları incele hocam, nasıl anlatmışlar bir bak. Oysa Kur'an kendi sistem içinde kendisini anlatıyor. Yani mucize olay, bak sana diyor Allah'tan gönderdiğimiz bu kitap yetmiyor mu ki Allah'tan başka bir mucize istiyorsunuz? Bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler bu kitabın bir benzerini getirsinler. Bir surenin benzerini getirsinler ifadesiyle meydan okuyor Allah. Korkmaz hocam. Sen hocam el kaldırmış. Buyur sen bunu hocam. Hocam çok kısa dipnot olarak bir şey belirtmek isterim. Bu meallerde bazı yerlerde ayet kelimesini mucize anlamı veriliyor. Yani bunun aslı ayet aslında. Ayet. Metinde. Çok güzel. Bu mucize olarak çevriliyor bu. Hani o da bazı şeyde yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. İşte hep genelde şu İslam toplumlarına bakın. Hepsi peygamberlere mucizeler verildi. Onu anlatır. Yani son peygambere Mevdudi mucize vermedi diyor. Hem kendi içerisinde çelişkili olan bir olayı anlatıyor. Yani hadiste şöyle diyor. Peygamber elini, sağ elini bir işaret etti. Ay ikiye ayrıldı. Yarısı sağ koynundan, yarısı sol koynundan çıktı. Bu bir çelişki değil mi? İşte Kur'an'da mucizeler diyor, Allah'a aittir diyor. Yani ayetler Allah'a aittir. Peygamberin yaptığı sadece Allah'tan aldığı o ayetleri, o bilgileri insanlara ulaştırmak. O haşa Allah değil, haşa Allah'ın bir ortağı değil. Allah ne emrederse onu yerine getiren bir Resul'dür. İşte Hakka suresi 43, 44, 45. ayette eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarından yakalar, kıskırılarak hesabını sorardık diyor. O zaman peygamberin söylediği ya vahidir ya vahiylerin harmanlamasının bir yorumudur. O zaman peygamber vahyin dışında bir şey söylememiştir mi demek gerekiyor, yoksa peygamberin söyledikleri mutlaka vahye uygun, vahyin açılımları, vahiylerin harmanlamasının bir yorumu olması lazım. Bunu da Kur'an, yine Âl-i İmrân suresi 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Öyleyse İş konusunda onlarla müşavere et. Yani Allah iki Resul'le insanlara mesajını veriyor. Birisi meleklerin Resulü. Meleklerin Resulü'yle bugünkü tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide, değişik ilim dallarında o konunun bilgisine, esrarına ulaşan insanlara ilimde derinleşenler, ilim sahipleri diye ifade ediyor. Yani onların, yani evrendeki meleklerin Resulü'nün söyledikleriyle Allah'ın insanlardan seçip gönderdiği insandan olan Resullerin söyledikleri tıpatıp aynı diyor. Hani Haşr suresi 21. ayette biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık dağ yerinde karar kılamaz,
paramparça olurdu ifadesi kullanıyor. Yani Allah'ın Resulü'nün getirdiği o vahyi bilgilerle Allah'ın yarattığı evrendeki o meleklerin ortaya koyduğu bilgiler tıpatıp aynı anlamda böyle bir müteşabih bir anlatımla olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani hocam mucize diye bir kelime geçmiyor Kur'an'da bildiğim kadarıyla. Evet. Arapça olarak. Mucize geçmiyor hocam. Yerlerde mucize diye çeviriyor. Tabii ki orada zaten